Değerli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Ayaz düşecek, yavaş. Zeynep düşecek, dur. Bunlar da burada sallanıyorlar. Yastığı verim ya yenge. Ver yastığı. Başka içeriden kendi yastığını getir, hadi anneciğim. Şimdi orası saman yapılıyor. Arpa biçiliyor ama inanılmaz toz. Saman, bakar mısınız? İstediğiniz kadar iş yapın, neye yarar? Burası harman yeri, yaş yeri, usul bas, yavaş yürü diye. Böyle canlar. Yani şuralara saman uçuşuyor şu an. O derece toz geliyor. Çay demledim. Kayınvalidemler var, abimler var. Oturuyoruz, çay içiyoruz biz. Sizlere de şu görüntüyü bir göstermek istedim. Hemen şu karşısı burası. Efendim oğlum. Evet, takipçilerim şöyle. Dün evimiz çok battı. O toz ister istemez içeriye de girdi. Şu kapıyı açtık, örttük derken evim zaten tozluydu. Çünkü çok rüzgar esiyor bu ara. İster istemez içerilerde toz oluyor. Sağ olsun Eltim bana şöyle bir villa da getirmiş. Hem de marası da öyle. Aman düşmesin. Bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Bunu bana hediye olarak getirmiş yurt dışından. Allah razı olsun. Çok mutlu etti bu hediye beni. Önemli olan bu hediyeyi hani alıp gelmek değil. İstesem ben de bunu alabilirim. Kendisine de söyledim. Ama ben çok zorlanıyorum diye böyle bir güzellik düşünmüş. Derman işini kolaylaştırır diye. İlk duyduğumda da duygulanmıştım. Çünkü Eltim'in beni düşünmesi çok güzel bir duygu. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Biz şimdiye kadar hani 4 eltiyiz. Hiç birbirimize karşı elin kör demedik. Birbirimizi kırmadık yani bugüne kadar. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin. Şimdi dün çok tozdu. Bir deneme yaptı onlarla beraber. Abim dedi ki evde kesin hiçbir şey yoktur hani silsen de. Ben dedim kesin toz vardır. Gerçekten toz çıktı. Şöyle sirkeli su hazırladım de. Azıcık da güzel koksun diye güzel temizleyici de döktüm aslında. Sadece sirkeli suyla sil dedi. Şuraya da hiçbir şey dökülmüyormuş. Yengem diyor bende de var. Ben döktüm diyor sen dökme diyor. Dökmedim artık. Buradaki sadece su. Şimdi şöyle suyunu boşaltıyoruz. Bu buradan buhar verecek canlar. Bununla fayanslar da siliniyormuş. Şöyle mendiliyle işte. Ama fayansları şöyle kaldırınca su akıtıyor. Onu yengeme bir daha sormam lazım. Şunu bir kaldırayım buradan. Her yeri sileceğim şimdi. Yani koklar falan çekmeyeceğim ama çünkü hala daha saman geliyor, saman yapılıyor. Onları bu saman işi bitsin. Onunsa dip köşe bıçak yapayım. Kendimi kesinlikle artık yormak istemiyorum. İşler olduğu kadar şimdi bunu buraya yapıştırıyoruz şöyle. Bu buraya yapıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 3 kademesi var. Min var, mit var, max var. Yani buharı herhalde ona göre veriyor ve açıyorum. Şöyle. Düğmeye mi basacağız? İnanın ben bunu nasıl açıldığını da unuttum daha. Burayı da mı kapatılıyor acaba? Burada bir tane düğme var ama neyse. Bakın buhar vermeye başladı. Şöyle altların buharı siliyoruz. Yatağın altına girer inşallah. Yatakların altları benim için çok önemli canlar. Parkeleri silerken ucundaki bezi daha çok sıkmamı söyledi yenge. Ben de sıktım bakalım ama Allah çok güzel yapıyor. Şöyle bakalım bir. Elim yakma dedi. Böyle. Bakın. Çok güzel bir kolaylık hem de çok güzel bir temizlik yerler için. Hiç iz de yapmıyor. Şimdi burayı yapayım. Sonra bezi
Yediyeyim, mutfağa geçeyim. Siliyor canım. Çekil de tabuğu çıktı. Şimdi artık çeşit çeşit kolaylık çıktı, görüyorsunuz. Ben de hep merak ediyordum hani. Böyle bir şeyin olduğunu biliyordum ama görünce çok mutlu oldum. Çünkü temizliği seviyorum. Evet, her tarafı sildim. Halların üstü de böyle siliniyormuş buharla. Onu daha hiç kullanmadım bakalım. Her yer temizledim. Şimdi kapatıyorum. Şurada. Şöyle. Kapattım. Ve bunu yıkayacağım şimdi canlar. Şöyle. Toza bakar mısınız böyle? Şimdi mutfağımı da sileyim. Mutfak nasıl olacak fayansla merak ediyorum. Buranın işi bitti. Çıkarmama gerek yok. Şimdi mutfağı da sileyim. Balkon yıkayacağım. Balkon çok toz oldu. Mutfağımın işini de bitirdim. Nailler şimdi samana gittiler canlar. Çocuklarım da gitti. Abim, yurt dışındaki abim, kayınbabam gidecekmişmiş. Ondan sonra başka da kim? İşte Miraç, hepsi gittiler. Vallahi motor döndü dedi. Samanla beraber herhalde dönmüş. Bakalım artık ne olacak, ne bitecek merak da ediyorum. Nail'le pek de konuşamadım. Çok yorulmuştu. İnşallah her şey yolundadır. Şimdi burayı temizleyeceğim canlar. Hemen suyu da bitmiyor ve bütün kirleri temizliyor. Bu güzelliği var. Burada bel ısıtmamıza çok gerek yokmuş canlar. Şöyle görüyorsunuz. Her yere de giriyor. Temiz temiz olsun evimiz. Halıları 2-3 gün önce kaldırmıştım. Tekrar kaldırmayı istemedim. Bahçede yoruldum çünkü bugün canlar. Bahçede dalların dipleri hep bitti. Sulama işlemi de bitti. Yarın sularım artık. Dışarıdaki o mavi çadır duruyormuş, onu topladım. Bir çuval daha şey oldu. Kovalar almadı buradan. Onu da çuvalladım bir güzel. Artık işimiz bitti. Bir de balkonumu yıkayayım. Evlerimi de temizledim. Nail'i orada sucuk pişireceklerdi. Çekebilirseniz biraz çekindirdim ama Nail'in morali bayağı bir gitmişti. Bilmiyorum artık ne yaparlar. Eğer çekerlerse sizlere de paylaşırım. Şöyle. Her yerde siliyor. Bakar mısınız diplerinden ağrı? Bekleriz yaptı. Şimdi kurusunu yine sizlere gösterin. Gelsin artık yerine. Şöyle. Biraz çok siliyorum ki parlasın diyerekten. Thank you.
Şimdi burada ekmek olduğu için bayatlamasın diye buranın camı hep açık. Buranın tozunu toprağını da sizlere göstermekten çekinmeyeceğim. Ve şimdi gösteriyorum. Buharı elimi yakmasın diye kapatıyorum canlar. Şöyle toz. Bakar mısınız? Böyle. Ama nasıl olur buradan bir bakalım. Böyle çok ıslatmıyor da pırıl pırıl olmuş. Gerçekten çok güzel. Şu ekmeğin her tarafını kapat diyenler var ama kapatamıyorum. Çünkü ekmek onu kapatırsam bayatlayacak. Belki de küflenecek hani bu sıcakta. Bu sene de inanılmaz bir sıcak var. Keşke bitirebilsem hemen o ekmeği. Canlar bütün işlerimi bitirdim. Biberlerimi suladım. Balkonumu yıkadım. Çamaşırlarımı astım. Çekim yapmadım. Bugün fazla süre sıkmak istemedim. Ama sabahtan beri de hiç oturmadım. İnanın yoruldum. Bir yarım saattir falan da dinlendim kendi kendime. Kafamı dinledim. Nayil hala gelmediler. Saat 6'da geçti. Bir kahve içip kendime geleceğim. Sonra şu üzerim başımı bir değiştireyim. Ayazım gelsin onu banyo yaptıracağım. Derken öyle bu kahvenin hepsini kendime attım. Hafif oluyor. Biraz ağır seviyorum. Şöyle bir fincanımı da alayım. Bu suyum. Bu da fincanım. Bir de şeker atayım. Şöyle. Şuradan da şunu alayım. Fincanın içine atacaktım. Kaşığımı da bir yıkayayım. Nargile birazdan gelirlermiş. Yengemle konuştuk. Şöyle bir karıştırayım. Kahvemizi. Tamamdır. Bir de su doldurayım. Soğuk su. Birazcık dikkat etmek istiyorum. Kilolar aldı başına gitti. O yüzden dikkat etmek istiyorum. Böyle su kahvesi soğuk olunca da sevmiyorum. Güzelce kaynasın. Şöyle. Bakın anca oldu. Bunu da suya ıslatayım. Hadi gidiyoruz. Şöyle. Son halini göstermedim değil mi size? Parlıyor, bakar mısın? Terliklerim de orada dinlendim ya, orada kaldı. Mutfağımda böyle. Burası da böyle parladı. Hiçbir dağınıklığım yok. Evim böyle olunca seviyorum. Kahvemi alacağım şimdi. Hele ki o balkon nasıl da toz olmuştu. Kapıyı açıyorum. İki tane, üç tane sinek birden giriyor. Siyahlarımı da astım şöyle. Bir makine daha var. Çamaşırım bitmez. Mesela şimdi gelecekler yine üstleri başları saman oldu. Bir daha çıkartacaklar. Öyle buralarda güzelce yıkadım, sildim. Bakın bahçemde suladım. Ama bahçem o kadar emek veriyorum. Hiç böyle kendini bir geliştirmedi güzelce. Ha salatalığım. Patlıcanım çok güzel ama biberler yok yani. Olduğu kadar. Şurada bir tane kabak var. Kabak aldı başını gitti. Eğer burası damlama olsa, mesela onu hiç sulamadan kabak o hale geldi. Şu kenarlarından suyunu alıyor ya, sertleşmediği için. Biz suladığımız için, bakın daha dün suladım, ne hale gelmiş bugün. Onlar da evvelsi gün sulamıştım, biberleri. Onları yine suladım. Bunları da yarın sulayacağım artık. Yani sabahleyin yine biraz iyiydi. Hatta 2-3 keser falan vurdum şuralara, bakın. Ama şimdi çok fena. Böyle bir boyunu aşmadı, hani kendine bir salkım saçak salmadı. Şu salatalık, patlıcan, domates gibi. Ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar, her zaman söylüyorum. Olmadığı kadar. Yine de Rabbim yiyeceğimiz kadar veriyor.
emeklerimiz boşa gitmemiş oluyor. Yoncamız da güzelleşti. Şöyle göstereyim sizlere. Tripodla çekince biraz sallamalı oluyor. Elde daha şey oluyor canlar. Kusura bakmayın, dün de bayağı bir sallamışım videoyu. Ama farkında olmadan, edit yaparken farkına vardım. Birkaç takipçim de yazmış. O yüzden haklısınız yani. Şöyle şunlara da bakar mısınız? Çok güzel oldu çiçeklerim. Şöyle. Öyle, şimdi ben bir kahvemi içeyim soğutmadan. Bu köşeyi de çok seviyorum. Buradan ne güzel esiyor ki. Hava biraz serinledi artık. Bir iş yapılacaksa da bu serinlikte yapılacak. Çok sıcak var. İzmir sıcağı gibi sanki. Çok güzel olmuş. Kahvem de dinlendirecek bu beni. Günde bir tane bu kahve güzel oluyormuş. Normalde diğer kahveyi daha çok seviyorum. Nescafe'yi. Ama bu da çok iyi gitti şimdi. Çiçeklerim de pek güzel olmuş. Çiçekliğimi de suladım, size göstermedim ama şuradan da bir tane kırmızı sarı, böyle içi sarı, kenarları kırmızı çiçek açmış. Şu karşıdan pembeler açıyor. Onlar da bir sonraki videomda gösteririm sizlere canlar. Sizler ne yaptınız, ne ettiniz yazın bana. Vallahi videoyu atmayınca merak ediyorsunuz. Bazen her şey aynıymış gibi geliyor. Mesela bahçeyi çeksem bahçe sıkılırsınız. İşte tavuklarımı çeksem, ne bileyim temizliği çeksem. Nailgül de gitti. Onlar çekim yapın dedim ama onlar bugün bir sıkıntı yaşamış. Bakalım gelince öğreneceğim. Çektilerse de yarın paylaşırım sizlerle. Tek şurada kayısım kaldı, toplanacak. Kayısıyı da toplayacağım ama serinlikte geldi. Şimdi toplayayım bari. O kayısılar tekrar yıkayacağım. İçeride kurutacağım artık, hani çektireceğim böyle. Çünkü toz içime hiç sinmedi. O oradayken çok rüzgar esti, işte sinekti, şuydu buydu derken hiç içime sinmedi. Tekrar yıkayacağım kurumuş halini. İki günde çeker zaten evin içinde de. O şekilde tüketeceğim, yoksa içime sinmedi canlar. Öldük ya, hola. Yandık le. Motor ben sürüyordum da Miro benim elimden aldı. Şöyle canlar, bu da böyle oldu. Bunu doldurdum. Çadırı da tek başıma katladım. Biraz zor oldu ama yine de bağladım. Burayı böyle balya yaptılar komşular. Onların balya makinesi var. Bir de karma makinesi de var. Biz yapmadık çünkü bu çavdarı sert oluyor samanı. Onlar karma makinesine atınca iyi oluyor. Onlara verdik. Onlar da bu şekilde değerlendiriyorlar. Yoncamız çok güzel oldu. Yoncamızı da size şöyle göstereyim. Bir şey gübresi vardı, neydi, onu atınca bir kendine geldi. Şöyle görüyorsunuz. Annem soğanlarını merak ediyormuş. Belki bu videomu izler. Şimdi sizlere soğanları göstereceğim ama sabahleyin buradan geçtim. Bir de korktum canlar. Sularken fare miydi, köstü müydü bilmiyorum. Bakın köstü burayı da tepmiş. Köstü her yerde. Mesela burası fare deliği. O yüzden bacınız korkuyor buralardan geçerken. Hava şimdi çok güzel. Öğlen çok sıcaktı. Bir şeyler ötüyor bakın burada. Çekirge olabilir. Şimdi orayı da sizlere göstereyim. Sonra kapanışı yapacağım. Sizlere veda edeceğim. Bugün de böyle olsun canlar. Tam gün batımı. Görüyorsunuz çok güzel, tepenin ardından gün batıyor. Burayı uzun zamandır sizlere göstermedim. Sularken de göstermedim. Sabahleyin burada biraz çekirdek kırdım. Kayısı çekirdeği. Sarımsağın yerini görüyorsunuz, çok sert. Şöyle. Köstü de etmiş canlar. Soğanımız gayet güzel. Ama köstü bize koyar mı bilmiyorum. Bakın buradan tepmiş. Buradan tepmiş. Soğan çok güzel. Soğanlarımı şöyle görüyorsunuz. Bu taraf annemin soğanıydı. Şöyle. Soğanlarımız oluyor. Çok da derine dikmemişiz. Bakın köstüye. Burada bir tane de sarımsak kalmış. Şöyle.
Onu da alayım, ziyan olmasın. Bakın buradan tepmiş. Yani eğer köstü bize soğan korsa aslında güzel soğanımız olacak ama bilemiyorum her yerden. Mesela ben buradan şey yaptım ya, buradan su kaçırıyor çünkü köstü delikleri. Oradan köstü deliği. Bir iki yere kapattım. Soğanlarımız çok güzel. Büyüyecekler yani ama bakalım artık hayırlısı. Da kabağımız. Kabak da olmaya başlamış. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Biraz sararmış. Olmaya da bilir. Ola da bilir ama görüntüsü gayet iyi şu an için. Şuradakiler pek bir cılız. Onlar da böyle bir büyüseydi daha güzel görüntü olacaktı. Hayırlısı canlar. Civcivlerim de kapatılacak. Buralarda böyle saman yapılmış. Köpeklere bakar mısın? Orada bir sürü köpek var. Bana bakıyorlar. Şöyle. Onlar da mı fare avlıyorlar? Ne yapıyorlar? 4 tane. 4 tane mi? Daha mı fazla? 4 tane. O zaman bugünlük benden bu kadar canlar. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.